Günaydın. Biz gene okula gidiyoruz. El sallamak ister misin anneciğim? Baran eşyaları bende. Babası gelmeden de gene biraz dut toplayacağız. El sallayacak mı anneciğim? Günaydın be. Günaydın. Hayır. Bakalım biraz dut toplayalım, ondan sonra okula gideceğiz. Kocam Bey'e yakalandık. Arabayla geldik dut toplamaya. Dün biz bulamadık da sen iyi buluyorsun. Kap yok mu hayatım? Kapluk yok hayatım ya. O kadar çok yok ki. Oradan şey, karton bardak verir misin? Verin dur. Baran'ın keyfi bakar mısınız? Bakayım anneciğim dutlarına tatlı mı? Arkada da şefim duruyor orada. Evi temizlemeden çıkartmadım yukarıya. Kıymetlimiz. Niye tükürdün bana? Gene iyi dut buldu vallahi. Dün ben 2-3 tane ancak bulmuştum. Sapını mı yuttun? İnşallah okula geç kalmayız Baran dut yiyeceğiz diye. Hı? Çok mu sevdin sen dutu? Baran alışverişte. Arkadaşlarına kurabiye yapacağı için kurabiye alışverişine geldi. Ne aldın anneciğim? Arabanı aç. Açayım mı? Evet. Dur arabada içersin dur. Neden? Burada içemezsin çünkü. Ama sen açmıştın bunu. Tabii ki marketten geldik. Önce aldıklarımı göstereyim. Şu ıslak mercimek 10 liraya düşüyordu. Kasa arkası ürün. Alır mısın dediler. Neden almıyorum? Nişasta. Harlıyor ya. Plastik ürünler, plastik kaşıklar. Bunlar Baran'ın pat pat diye arabaya attıkları. Karabiberim yok demiştim ya, şu tane karabiberden aldım. Ondan sonra pudra şekeri. Fark ettiğiniz üzere kurabiye malzemesi aldım. Baran yarın kreşe kurabiye götürecek. Margarinlerim. Bu arada mutfak şefimi de çıkardım artık arabadan. Bu bana aseton. Çoko kremi aldım. Aslında evde vardı ama şey için aldım bunu. Kurabiyenin içine sürmek için. Biz kremli kurabiye yapmayı düşünüyorum. Süt. Vanilya. Nugget. Baran şimdi buna takılmış. Yani çok yedirme taraftar değilim ama yiyor. Görünce de istiyor. İsteyince de alıyorum. Bu kadar bana basit bir mantığım. Görünce istiyor. İsteyince de alıyorum yani. Margarin. Yine plastik kaşık. Ve şu meyve suyundan 10 tane aldık. Yarın arkadaşlarına götürdük. Ve rengine karar veremedim. Alacağım ikisini de al o zaman dedim kendi kendime. Ve ikisini de aldım. Şimdi şefi çıkardım. Kurabiye yapacağım. Ve biskrem gibi içine çoko krem koyacağım. İçli köfte gibi içine açacağım. Yarın Baran onu götürecek. Birkaç tane oyuncağını götürecek. Arkadaşlarına meyve suyu götürecek. Ve parti gibi hani heveslendirmeye çalışıyoruz. Çünkü bugün gene bensiz çıkmadı sınıfa. Ve artık hani diğer çocuklar da annelerini istemeye başlayacak. Benim çıkmam da çok uygun olmuyor. Onun için yarın bir de bunu deneyeceğiz. Artık eşyalarını alıp kendi çıkarsa, çıkar çıkmazsa. Eylül'e kadar falan bir ara vermeyi düşünüyoruz. Çünkü ben daha fazla sınıfta yanında oturamayacağım. 4 gündür oturuyorum zaten. Bakalım yarın bir de bunu deneyelim. Birazdan şefimi açacağım. Artık onu da bir yerleştireyim kıymetlimi. Bir yere yerleştireyim. Hemen şey yapayım. Kurabiyemi yapayım. Ondan sonra Baran da öğlen uykusuna uyur zaten. Bu kurabiye hamurum hazır. Müthiş bir hamur yaptı şefim. Şimdi şöyle küçük küçük toplar alacağım. Bundan önce bir tane daha kurabiye yaptım. Az önce yandım. Ya fırınım çok kötü işte. Ne yapacağım bilmiyorum. Davul fırın yani. Davul fırını hayran olan kadınlar var ya. Ondan başka bir şeyde baklava börek yapmıyorlar. Ben de yapamıyorum. Çoko kremi de Baran uyuyana kadar bekleyeyim dedim. Donmuş yiyeceğim. Neyse şimdi 2-3 tane yapana kadar olur. Şöyle bakın. Şu
Şöyle parçalı alıyorum. İçine koydum. Hop kapattım. İçli köfte gibi. Küçük küçük yapacağım böyle çocukların ağzına göre. Küçücük küçücük olsunlar. Bakalım bunlar da şey Baran'ı kreşe alıştırma çabalarımız öğretmeniyle. İşte gitmeye heveslensin diye uğraşıyoruz. Aslında çok elzem bir şey değil Baran'ın kreşi ama yani biraz girişken olsun. Hani nerede nasıl davranılır öğrensin. Onun için uğraşıyoruz öyle. Bunu da yapacağım. Yani işte parti var sınıflarında. Son denemelerimiz yarın cuma oldu, oldu. Olmadı, yapacak bir şey yok. Birkaç ay sonra bir daha deneyeceğiz. Zaten henüz kayıt yapılmadı. Denemesi şeyindeyiz, denemesi sürecindeyiz. Neyse şu kurabiyelerimi yapayım. Rahat yapamadım çünkü kamera açıkken. Sonra piştikten sonra göstereyim size. Ha bu arada hamurun içinde de var, onu söyleyeyim. Bir paket margarin, 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 3 yemek kaşığı nişasta, un. Bu kadar, başka hiçbir şey yok. Bak kurabiyem pişmiş hali. Çok güzel olmuş. Anladın seni. Ay keşke çay yapsaymışım, harika olmuş. Elime sağlık. Deneyim bence. Bombadan daha güzel. Bomba böyle akışkan oluyor ya. Bunun içi böyle katı oluyor. Daha az koyabilirsiniz. Ben gene çok koymuşum. Tabii ki parka gidiyoruz geri. İnekleri kapatmışlar burada. Otluyorlardı sabahtan beri. Kapatmışlar. Horozlarımıza bir şeyler aldım. Evde ne varsa. Kocam Bey dedi ki her şey yer onlar dedi. İşte gofret, mofret, ekmek vardı ve bayatlamayı tutmuş şeyleri aldım ziyan olmasın diye. Yemeğimizi de yedik. Yavaş anneciğim. Hiç görmüyor ya Ankara'da. Bunu ver alıyorum. Yavaş canım, yavaş. Ayıp, ayıp. Yavaş. Evet. Aldın mı? Tamam, aldık ya anneciğim. Hadi alalım, hadi. Aldık ya. Aa bak Baran gelmiş. Sen de şey yap ya. Bugünlük de benden bu kadar. Akşam ettik gene. Kocam Bey geldi parktan aldı. Gittik Baran pasta istedi. Pastasını aldık. Yemeğimizi yemiştik zaten. Eve gideriz. Baran pastasını yer yatar. Yarın çok erken gideceğiz kreşe. Öğretmen erken gel dedi. Kahvaltısını da orada yapacak. Ben de otururum keyifli keyifli. Çayımı içerim artık. Zaten şu anda da gözükmüyorum. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.